Dikdörtgen biçimli, her iki tarafında birer santim boşluk olan cetvel. Şimdi cetvelin iki tarafında da birer santim boşluk varsa, bir buradan bir buradan iki. 7 santimlik zaten ölçebiliyor. 7'ye 2 daha sağdan soldan eklersem, esasında bu cetvelin toplamda ölçüm yapabildiği alan 9 santim. Birer santim boşluklarını ekledim. Şimdi aşağıya indim. Farklı bir görsel var burada. Bu arada yukarıda kaçırmamam gereken bir şey var. Cetvelin ucu iki noktasına gelmektedir diyor. Yani şu şekilde iki noktasına geliyor. Hocam iki santim yazalım mı? Yazmayalım. Bir santimlik payına iki santim ekleyip buranın 3 santim olduğunu söyleyelim. Şimdi aşağıya inip buranın da 3 olduğunu söyleyebilirim. Burası yerde durduğu için 90 derece. Şimdi şurayı sayalım. Ne yazıyor? 4 yazıyor. Toplamda 4 zaten cetvelin ölçümü. 1 santim de boşluğumuz var. Toplamda buranın da 5 olduğunu söyledim. 3, 4, 5'ten 4 getirdim. Diyor ki A noktasının dik iz düşümü. Dik iz düşümün ne olduğunu hiç duymayan öğrenciye buradan sesleniyorum. Ey öğrenci, dik iz düşüm şu demektir. Dik olarak atarsın, geldiğin bu noktanın olduğu yere A noktasının, bu da D doğrusu olsun, D doğrusu üzerindeki dik iz düşümü deniliyor. Misal adına B demiş olursam şöyle söyleriz. A'nın D doğrusu üzerindeki dik iz düşümü B noktasıdır. Budur. Bu şekilde ifade edilir. Yani dikmenin ayağı dese yine aynı anlama gelecekti. Buradan da bilgimizi almış olduk. Varsa bir cahilliğimiz gidermiş olduk, kültürlenmiş olduk. Şimdi A noktasının cetvel üzerinde dokunduğu nokta şöyle bir yer olsun. Bize diyor ki cetvelde denk geldiği nokta nedir? Hani şuranın uzunluğunu sormuyor, buranın uzunluğunu da sormuyor. Denk geldiği noktanın tam olarak sallıyorum 4-5 arası bir yere gelmiş ya. 4.6, 4.7 zaten şıkları da hep 4 ve 5 arasına getirmişler. Yani dizgi işi de buradaki şık belirlemeci de çok profesyonel olmuş gerçekten. Hemen hızlıca dalış yapıyorum soruya. Cetvelin toplamda 9 santim olduğunu soru başından beri konuşmuştuk. 9 santimin olduğu yere şuraya x dersem kalan mesafe 9 birimlik ölçümleyen cetvelden 9 eksi x olarak bana buraya kalır. Peki başka ne biliyorum? Cetvelin toplamda 9 olduğunu biliyorsam, 5 santimini burada bıraktıysam 4 santim de burada olduğunu biliyorum. Şimdi çok güzel, çok kibar bir benzerlikle bu soruyu bitirebilirim. Şu açıya alfa dersem eğer, yöndeşten paralelden yukarıya çıkarsam bu açıda alfa olur. Alfa 90, beta olan bu açıda burada da bir beta olmalıdır. Bu saatten sonra bu üçgenle bu üçgenin benzer olduğunu fark etmiş durumdayım. O halde yan tarafa geçip benzerlik yapıyorum. Üstteki üçgende 90'ın karşısında 4 var. Alttaki üçgende 90'ın karşısında 5 var. Tekrar üstteki üçgende beta'nın karşısında 9 eksi x var. Bölü dedim, bunun da betasının karşısına baktım, 4 var. Buradan içler dışlar yaptım. 4 kere 4 16 eşittir. 5 kere 9 45 eksi 5x. 5x bu tarafa sol tarafa artı olarak gelir. 16 da 45'in yanına eksi olarak geçer. 45'ten 16'yı çıkartalım bakalım. 15'ten 6 çıktı, 9 kaldı. Burada kaldı 3. 3'ten 1 çıktı, 2, 29. X'imiz 29 bölü 5 gelir. 2 ile genişletirsem 58 bölü 10'dan 5,8 çıkar. Şimdi 5,8 olarak biz neyi bulduk? X'i bulduk. Zaten şurada kaç santimimiz var? 1 santimimiz var. Ben 5,8'den şuradaki sıfır noktasına kadar olan 1 santimlik payı düşersem 4,8'in olduğu yere denk gelmiş oluruz. Gördüğünüz üzere soru 10 numara 5 yıldız bir soru. Dikkat isteyen bir soru. Kenarlarına bıraktığı payları en baştan ya da soru sonunda kullanmazsan yanlış cevaba gidebilirsin. Bak 5,8 mesela şıklarda olan bir şey olsaydı muhtemelen 5,8'e de gitmek isteyebilirdik. Hani buradaki denk geldiği nokta 4 ve 5'in arası ama buna inanmak, hani ben yanlış mı çizdim acaba, şekli orantısız mı verdiler bilemiyorum deyip oradaki 5,8'i gözden kaçırıp şıklarda doğrudan işaretleyebilirdik, bir yanlışlık yapabilirdik. Yani gerçekten söylüyorum, özet olarak tam TYT tipli 10 numara bir soru olduğunu samimiyetimle söyleyebilirim. Direkt tam ortasından kırılmış. Şimdi şöyle yapalım. Üçgen biliyoruz. Üçgene şu şekilde getirelim olayı. Buradaki 4 santimimizi alıp buraya yerleştirelim. Aşağıdaki 6 santimimizi yukarıya çıkaralım. O halde şu parçanın x olduğunu söylersek, burası x artı 4 eşitse buradan buraya kadar da x artı 4 olması lazım. Hocam 6, 8, 10 deneyelim. Hemen 6, 8, 10 deneyelim. X'e 8 yazalım. 8, 4 daha 12 ne oldu? Yemedi. Burada bir zort olma durumu var. Niye zort olduk? Çünkü her zaman özel üçgen çıkmaz. Bazen de Pisagor'dan gitmek zorunda kaldığımız durumlar olabilir. Şimdi ben burada 90'ın karşısındaki sayının karesini alıp Pisagor yapıyorum. X artı 4'ün karesi eşittir. Dik kenarların, yani x ve 6'nın kareleri, x kare artı 6'nın karesi 36. Açalım bunu.
Bunu açarken x kare artı 4'ün karesi 16 diye açanlardan değilsindir inşallah. Yani bunu bu şekilde açan çok kişi var. Şaşırma, gerçekten var. Hani bu şekilde yapan öğrencilerimize sesleniyorum. Her zaman buradaki çarpmanın iki katını da unutmayacaksınız. Onu da eklemeniz lazım. Çarparsanız 4x, iki katını alırsanız 8x. Çarpmanın iki katı. Artı son sayı olan 4'ün karesinden 16 eşittir. Buradakini aynen x kare 36 diye yazıyorum. X karelere yallah dedim. 16 karşıya 36'nın yanına eksi olarak geldi, 20 kaldı. 8x eşittir 20 buldum. Her iki tarafı 8'e bölersem de 20 bölü 8. 4 ile de sadeleşirsem 5 bölü 2. Yani 2,5 metre bulabilirim. Neden metre buldum? Çünkü burada metre birimine göre konuştu. 4 metre, 6 metre. Buradaki her sayı birer metre. 2,5 metre kaç santime tekamül eder? 250 santime. 250 santim şurasının olduğunu ben biliyorum. 250 cm. Heh. Artı 4 metre daha var. 4 ile 250'yi toplarsak ne yapar? Şurası 400 santim olarak düşünüldüğünde 400 artı 250 650 santim yapar. 650 de yukarıda ortasından kırıldığını biliyoruz ya hani. Yani şöyle düşün, buradaki 650 buraya geçti. 650-650 direğin toplam boyunun 1300 santim yani 13 metre olduğunu söyleyebiliriz. Bana diyor ki 25 metre uzunluğunda bir direk var, en tepe noktasına konulmuş bu direk diyor. Bu şekilde yapalım, yukarıdan aşağıya dikimizi indirelim. Şöyle de bir birleştirelim, bir dik üçgenimizi oluşturalım bu şekilde. 25 benim direğimin uzunluğuysa duvarın yüksekliği de 20 olduğuna göre 3, 4, 5'in katından 5 katından 15, 20, 25 bulabilirim. Şurası 15'tir. Şimdi aşağıya 13 santimlik bir kaymanın olduğu söyleniyor. Zaten buranın toplamı 20 değil miydi? 20'yi 13 santim kaydırırsan ne bulursun? 20'den 13 santimlik bir aşağıya doğru bir kayma gerçekleşti. 7 santim buraya kalmış olur. Birleştirip yeni dik üçgenimizi kuralım. Bu durumda ne olmuş oldu? Merdivenin boyu kaç oldu? Kaç oldu? Öyle bir soru mu olur değil mi? Merdivenin boyu değişmez ki. 25 değil miydi zaten? Tabii ki 25'tir yine. Özel üçgen ayarlanmış. Hüseyin hocamız sağ olsun özel üçgen kurmuş buraya. 7, 24, 25 özel üçgeninden şuraya 24 demiş oluyoruz arkadaşlar. Bu arada ne kadar kaydığını söylüyor bana. Konuma geldiğinde kaç birim kaymıştır? Yani yerde 15 değil miydi? Merdivenin ayağı ne kadar kaymış, öteye gitmiş? 15'in üstüne kaç ekle ki 24 olsun? Bu şekilde düşünmelisin. 9 santim kaymış olur. Bu arada Hüseyin hocamız arkadaşlar kitabın her sorusunda birer birer bütün sorularında emeği olan, yani benden çok daha fazla emeği olan yazarımız. Buradan kendisine de selam ediyorum. İsmi geçti madem, sataşmış olayım ona da. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Bu güzel sorular için minnettarız. Kök 57, kök 57. Yani bu ne demek? Senin elinde ikizkenar bir üçgen var demek. Ne diyorum ben sana her zaman? Gördüm ikizi, indim diki diyorum. İkizkenar görüp de dik indirmeyen bizden değildir. O kadar. Peki öncesinde tamam dik indirelim de dur şunu bir geçmeyelim bir kere. İkizkenar üçgende alanları birbirine eşit 3 bölge diyor. Şimdi alanların eşit olması tabanların eşitliğine bağlıdır. Taban eşit olsun ki alan eşit olsun. Ne diyorum her zaman? Ne kadar taban, o kadar alan. Eşit eşit eşitse alanlar da eşit 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 gelir. Peki 6 birimlik toplam taban 2 2 2 ayrılmış durumdadır. Artık gönül rahatlığıyla dikmemi indirebilirim. İndirdiğim dik büyük üçgen ikizkenar olduğu için 57 57 eşit verdiği için tam ortaya gelir. 6'dan dolayı 3 3 böleceksin. 2 varken 3 olmak istiyorum. 1 de buraya kalır, 1 de buraya gelir. Şimdi bir Pisagor yapmak istiyorum. Şurada bir toplamda 2 1 daha 3 santimim var. Pisagor'u tabii ki de bu üçgenden yapacağım. Şuraya h yazalım. Şu Pisagor'umuzu görelim. 90'ın karşısında kök 57 var. Kök 57'nin karesi 57 yapar. 57 eşittir. H'ın karesi artı 3'ün karesi. 3'ün karesi 9. Yolla bu tarafa, kaldı 48. H karem 48 oldu. Şimdi hocam h'ı bulalım. Hayır, bulmayalım. Neden? Çünkü bir kez daha Pisagor yapacaksan eğer sorularda kök dışına çıkartma. Bunu hep böyle bir şekilde bil. Mesela h ne geldi? Kök 48 mi geldi? Böyle kalsın bu. Şuraya kök 48 de. Hocam bir kez daha Pisagor ne demek istiyorsunuz? Bak şunu demek istiyorum. Şimdi ben buradaki pembe üçgende bir kez daha Pisagor yapmak zorunda mıyım? Zorundayım. Niye? Şu uzunluğu henüz bulmuş değilim. Bu uzunluk bana lazım. Bir Pisagor daha yapacaksam kök dışına çıkartmadan bu şekilde bekletmek daha mantıklı. Şöyle yapalım. Şuraları açalım. Kök 48'imizi şurada tutalım. H'ımız okunaklı olmadı. Bu h dediğim mesafe. Şimdi şuraya x deyip burayı da hesaplıyorum sana. X kare eşittir. 90'ın karşısındayım. 1 kare artı kök 48'in karesi. Kök 48 kare. Ne dedim?
Kök dışına çıkartma dedim. Bu yüzden dedim bak kolay olsun diye. Kök 48'in karesi 48 yapar. Bir de bende var 49 yapar. O zaman x kare 49 olursa x eşittir 7 gelmelidir. Buraya da 7 buldum. Şimdi sol tarafta her şeyi buldun ya. Sağ taraftaki işimiz artık çok kolay. 7 burası çıktı. E zaten üçgen ikizkenar. Şu şekilde kök 57 kök 57 eşitse. Bak bak burayı izle. Kök 57 kök 57 eşitse. Buralarda 2 2 2 ortalandıysa buradaki çubuk yukarıdan aşağıya doğru böyle ve böyle simetrik olmak zorundadır. Zaten Pisagor yaparsan 1 ile kök 48 var. Yine kök 48 ile 1 var. Bu 7 geldiyse bu da 7 gelmiştir. Yani şuralara gönül rahatlığıyla 7 7 yazabilirsin. Yeşil üçgenin burası 7 iken burası 2 iken ikisi buraya yazılabilir. Pembe üçgenin burası 2 olduğu için buraya 2 yazılabilir. Mavi üçgenin burası 2 iken buraya yazılır. Kök 57 mavi üçgendeki geniş görünümlü açının karşısı. Geniş görünümlü açının karşısı ya da yeşil üçgenin bir kenarı kök 57 olduğu için bunu net bir şekilde doğrulayabiliriz. Bak hem mavinin kenarına kök 57 geldi karşısına bu şekilde gör. Mavinin karşısına hem de yeşilin buradaki kök 57'lik bir kenarında yerine yazmış oldum. Ortak kenarları yeşil üçgene de ait sonuçta. Sonuç olarak sadece burası kaldı elimde. Orası da zaten bu ve bu eşit olduğu için 7 idi. Bu 7 idi buraya yazabilirim. Mavinin dikkat ettin değil mi son hamleme? Biraz karışmış gibi görünse de her şeyi tek tek anlatmaya çalıştım. Mavi üçgende kök 48 pardon 7 olan yer burası değil mi? Burası kök 48 değil. Kök 48 bu yüksekliğin değeriydi. 7, 7 olan yerler. Yani şurası 7, şurası 7. Bunlar 7 olan yerleri. Sonuç olarak çevresi nedir diyordu. Çevresi eşittir deyip toplamaya başla. 7, 2, 2, 2, bir daha 7. 2 tane 7'den 14 geliyor zaten. 14'ümü yazdım. Artı 2'leri de boyamışım. Kaç tane 2 boyamışım? 3 tane. 3 kere 2'den 6 daha gelir. 20 de bu sorunun cevabı olur. AD'nin 7 olduğunu söylemiş. AD burası olduğuna göre burası 7'dir. AC üssü 17. Neresi 17'ymiş? Buranın tamamı 17'ymiş. İkizkenar üçgende dik attığında tabanı iki eşit parçaya bölersin. X diyebilirsin. Diğer yan çevrilen üçgenin burası X kadar. Yani şuradaki X, X böldüğü yerlerden birisi burasıysa diğeri yan yattığında buraya gelmiştir. Burası da X'tir. E şimdi şuranın toplam uzunluğu belli mi? Artık belli. Niye? X artı 7 bulmuşsun. İki üçgen birbirinin aynısı olduğuna göre yatan üçgenin x artı 7'si de buraya gelmiştir. Bak harflerinden de anlayabilirsin. AH yazıyor. Şurasının AH olduğunu, x artı 7 olduğunu söyleyebildim. Buranın toplamını 17 olarak söylemişti. Gel bir 17'ye eşitleme yapalım. Elimizde x artı 7 ile x var. Bunları toplayalım. 2x artı 7'nin 17 olduğunu biliyoruz. 7 karşıya geldi. 10 oldu. 2x 10 olursa x'imiz 5 gelmiş. O halde çevresi nedir diyor. X'imizi 5 olarak yerine yazalım. 5, 7 daha buranın 12 olduğunu söyleyelim. Özel üçgenden de 5, 12, 13'ümüzü görelim. Buralara yazalım. Üçgenin çevresi için 5 buradan, 5 de buradan geleceği için taban kenarı 10. Toplamaya başla. 10 artı 13 artı 13. Yani 13, 13, 26, 10 daha 36 sorunun cevabı olmalı. Şekil 1'de 2 adet ikizkenar üçgen veriyor sana. Sen şimdi bu üçgenin tabanına dik atmak istesen... Tabanı iki eşit parçaya bölüp 8 8 ayırabileceksin. Sonuçta ikiz kenar olduğu için atılan dik tabanı iki eşit parçaya böler. Bu üçgende dikkat ettiysen 10 10 ikiz kenar. O zaman buradan da dik atsan yine ortaya gitmen gerektiği için tam olarak 8'lerin olduğu yere gelmen gerekecek. Yani bu şekilde buranın dik olduğunu ve yukarıdan aşağıya dümdüz gittiğini söyleyebildik. 6, 8, 10 üçgeninden buranın 6 olduğunu söyleyebildik. Hocam burası kaç? Şu an belli değil. Az kaldı belli edeceğiz. ABC, ADC. ABC aşağısı, ADC yukarısı. Bunların ağırlık merkezleri arası uzaklık 9 cm. Şimdi ağırlık merkezi ne demekti? 6'yı sil. Ağırlık merkezinin olduğu yere buraya G1, bunun ağırlık merkezinin olduğu yere de G2 dediğini düşün. Ağırlık merkezi K, 2K olan yer değil miydi? Toplamda kaç K oluştu? 3K oluştu. 3K'nin toplam değeri 6 olduğuna göre K'nin 2 olduğunu söyleyebildim. Yani şurasının 2 olduğunu söyleyebiliyorum sana. Ağırlık merkezlerinin arasındaki uzaklık 9 dedi. 9'u yazacaksın buraya tabii ki. 2 zaten varsa yukarıya da 1, 7 gelmiştir. Süper gidiyorum. ADC, AB üssü C. AB üssü ne ya? Okuyamadık. AB üssü C. Üçgenlerin ağırlık merkezi. Şimdi buraya gel. Üçgeni içeriye katlamış. Katlasın içeriye, bir sorun yok bizim için. İşler çok kolay olacak burada, hiç korkma. Şimdi şöyle düşün. Bu büyük üçgenin ağırlık merkezinden aşağıya 7 yok muydu zaten? Büyüğün ağırlık merkezi nerede olursa olsun, burada olsun, burada olsun fark etmiyor. Ağırlık merkezinden aşağıya toplam kaç var? 7 var. Büyük ağırlık merkezi G2 dediğim mesafe aşağıya doğru 7 santim içeriyorsa,
G1'in ağırlık merkezi 2 santim sadece. Üçgeni içeriye katlayınca 2 buraya bir yere gelecektir. Yani burada 2 iken burada da 2 olacaktır. 2 santimini G1'in olduğu yer yiyecek böyle. 7'nin ikisini yedim, bana 5 kaldı. İkisinin ağırlık merkezinin arasındaki uzaklığı soruyor. 7-2 cevabımız 5 olmuş oldu. Soru bu kadar. Aman ya Rabbi, sorunun güzelliğine bak 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 bak, buradan böyle gördün mü, örtüşüyormuş. Tam olarak örtüşecek diyor. Nerede yazıyor? E noktası kaputun B noktasıyla çakışıyor. Yani üstüne geliyor. Geometride çakışma kelimesi üst üste demek. Sen de biliyorsun, bilmiyorsan da öğrenmiş oldun şu anda. Buranın toplamı 12 ise çakışıyorsa üstüne koyduğunda bunun da tam 12 yapması lazım. Hocam DM ne? Arkadaşlar DM yani burada özelden bana yaz falan demek değil. Yani kötü bir espri oldu sanki ama ya güzel oldu bence. Desimetre demek ama ben desimetre bilmiyorum demeyelim. Desimetre ile ilgili bir şey bilmeniz gerekmiyor çünkü. Buradaki yani sorunun sonucunda da kaç desimetredir dediği için sayısal bir işlem yapıp işi bitireceğiz yani, o kadar. Şurası 12 ise burası da 12 dedim. Geriye 8 kaldı. 6, 8, 10 üçgeninden 6 diyebilirim. Ne diyor? E noktasının motor kısmına uzaklığı. Şimdi motor kapağı, kaput kısmı falan demiş ya, motor kısmı şurası. Buraya mesafe istiyor. E hocam ben birleştirdim. 4 ile 6'nın Pisagor'unu yaptım. Sorunun cevabı gelmedi. E tabii ki gelmez. Neden gelmedi? Niye zort olma durumun oluştuğu? Gel cevap verelim. Uzaklık dediği şey dik uzaklıktır. Yani yukarıdan aşağıya dik atacaksın. Bunu hesaplayacaksın. Bu yüksekliği soruyor sana. A noktasına gelmeyebilir yani tabii ki. 90 derece burada da var, burada da var. Açı gezdirelim. Alfa var, 90 var. Yukarıya beta yazalım. Alfa var, 90 var. Buraya da beta yazalım. Yani ne yapıyorum şu anda? Ben benzerliğe girmeye çalışıyorum. Dikkat ettin mi? Hatta giriş yaptık bile. Gel yazalım. Benzerlik oranı eşittir diyelim. Bu benzerliğe göre küçük üçgende alfanın karşısı 6 bölü. Büyük üçgende alfanın karşısı h eşittir. 90'ın karşısı küçük üçgende 10 bölü. 90'ın karşısı büyük üçgende kaç? 12. O halde içler dışlar 72 eşittir 10 tane haşımıza. Her iki taraf 10'a bölünürse 72 bölü 10. 72 bölü 10 neydi? Bir sıfır, bir virgül demektir zaten. 10'da bir tane sıfır var. Al sana 7.2. Al sana cevap C'ye gelmiş oldu. Çok tatlı, çok şık bir soru gördüğün gibi, bu kadar. Evet, döndürme sorusu gelmiş ama korkacak bir şey yok. Döndürmelerle ilgili basit bilmemiz gereken şeyler var. Şimdi ikizkenar bir üçgen vermiş ya bir kere. 72-72 çat diye yapıştırabilirsin. Üçgen iç açıları 180'dir, 72-72 144'tür. Yukarıya 144'ü 180'e tamamlamak için 36 lazım. 36'nın 16'sı zaten yazıldıysa şöyle bir 36 iç açısından 16 düşen öğrenciye 20 kalmıştır. Burası 20 oldu. Bu kadar, soru bitti şu anda. Yani cevap işaretleyebilirim, 20 diyebilirim. Döndürme sorularından, dönme sorularından korkmayıp, ön yargıyı bir kenara bırakıp kolay, orta, zor her soru seviyesinde bir şeyler başarmak lazım. Bak şuna dikkat et, hiç korkma. AB bu değil miydi? Dönerken AB nereye gitti? Buraya gitti. Ne kadar döndü diye sen kendine sor. Yani sen buradan tutup buraya geldiysen, ilk önce buradasın. Tut bir daha, şimdi buradasın. Bu çubuğun yer değiştirmesi ne kadar? Ok yönünde de göstermiş. Bu kadar. E bu kadarlık değişim, bu kadarlık açı demektir. Ya da şuradaki açıyı da hesaplayabilirsin. O da aynısıdır zaten. Yani bu 20 çıktığı an sorunun cevabı 20 olmuştur. Ha desen ki hocam ben burayı buldum, yine 20 çıktı, cevap olur mu? Olur. Niye? Bu toplam kaç derece? 36. Üçgen yer değiştirince burası da 36 zaten. Aynı tepe açısı. 16 varken yine 20 kalacak. Cevabın 20 olduğunu yine söyleyebileceksin. Soru bu kadar.